Son seansa karşınızdayız. Son seansta her pazartesi, her perşembe olduğu gibi bu perşembe günü de iki değerli akademisyen konuğumuz bizimle birlikte. Profesör Dündar Murat Demiröz ve Doçent Doktor Hakkı Öztürk bizimle birlikte. Birazdan Merkez Bankası'nın ikinci enflasyon raporunu konuşacağız. İkinci enflasyon raporunda enflasyon hedefi revize edildi ve bir sonraki yıl ve sonraki yıl 2026'da enflasyonun %9 olması bekleniyor. Bunu konuşacağız çünkü ciddi olarak üzerinde durmamız gerekiyor. Türkiye'nin yegane sorunu enflasyon. Enflasyon sorunuyla baş edebilirsek her şeyi çözebileceğimizi düşünüyoruz. Belki de üzerinde düşünebilmemiz, konuşabilmemiz gereken yegane konunun bu olduğunu düşünüyoruz. Birazdan başlıyoruz. Merkez Bankası bugün yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. İkinci enflasyon raporunda önemli revizyonlar var. Bunları konuşacağız. Enflasyonun bu yıl içinde %38 olmasını bekliyor Merkez Bankamız. 2025'te bir sonraki yıl %14, bir sonraki yıl 2026'da %9 olmasını hedefliyor. Bu arada büyüme hedefleri tabii aşağı yönlü revize ediliyor. Bu yılın büyümesi 2.1. Gelecek yılın büyümesi de 2.3 civarında olması bekleniyor. Enflasyon meselesini öncelikle konuşacağız. Tabii bu arada petrol fiyatları ve diğer parametreler konusunda da Merkez Bankası'nın bazı tahminleri var ama onları belki konuşabilme fırsatı olmaz ama enflasyonla başlayacağız. Enflasyon konusundaki tahminleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz Dündar Hocam? Evet, teşekkür ederim Ali Bey. Rica ederim, ne demek hocam? Bugün sosyal medyada da takip ettik. Evet. Bir kısım hocalarımız çok sert eleştirdiler Sayın Merkez Bankası Başkanı'nı. Daha çok sol düşüncedeki hocalar. Öyle mi? Komünist çok, bunlar. Yani komünist ülkede, dünyada ne kalmadı ki Türkiye'de yani, sol kalsın. Deniz, şimdi benim aklıma komünistler geliyor. Yok, o işte solun Keynesyenler çeşitli renkleri var. Solun çeşitli renkleri var. Özgür Özel bile solda sayılıyor biliyorsunuz. Gerçekten mi? Evet. Peki tamam, ben dolayısıyla, aynı kanaatte değilim. Dolayısıyla yani sol çok geniş. Onun kıpkızıl da var, pembesi de var. Tamam, hepsini evet içeriyor. Aman sarı olmasın da tamam, oraya kadar gidelim. Sarılar, sarılar hayır, onlar solda peki olmuyor. Şimdi bu arkadaşlar, bu hocalarımız bir kere Merkez Bankası'nın böyle 3 ayda 4 ayda bir hedef değiştirmesi yanlış diyorlar. Evet. Yani başta hedef çok iddialı hedef koymak gerekir, oksimorondur falan demiş Cevdet Akçay ilk konuşmasında. Ona nazire yaparcasına evet, esas bu konuşmalar, bu böyle hedef değiştirmeler bunlar oksimoron diyorsunuz. Oksimorondur şeklinde ben demiyorum, eleştiriler var. Şimdi bir vakayı ortaya koymak lazım. 3 sene bütün ilmi prensiplerin, siyasi prensiplerin dışında her şeyi rafa kaldırıp bambaşka bir şey evet uyguladık. Bir evet denek oldu Türk ekonomisi evet ve o denekte neyin hani Demirel'in lafı vardır. Neyin olacağını görmek için neyin olmayacağını görmek lazım. Biz de neyin olmayacağını gördük. Evet. Sonra 2023'ten sonra gelen hem hükümet yetkilileri hem Merkez Bankası yetkililerinin üstünde korkunç bir yük var ve kendilerinin sorumlu olmadığı bir yük tabii bu. Yani bunlar masum şu andakiler değil mi? Hayır, sonuçta evet Mehmet Şimşek 2023 seçimlerinden önce bir 3-4 ay öncesine kadar ne deniyordu? İşte bunlar bilmem nerenin adamları, ihanet ettiler partimize evet falan diyorlardı. Evet. Sonra geldi, bütün ekonomiden sorumlu bakan oldu. Değil mi? Yani bir o dönemki politikayla bu dönemki politika arasında korkunç bir 180 derece fark var. Şimdi onun için böyle ağır bir yükü, yüksek bir enflasyon çok kısa bir sürede
10'lardan, %14, 15'lerden %80'lere çıkmış bir enflasyonun ve bunu destekleyecek mahiyette seçim ekonomisinin yükünü, bunun dağıttığı bir gelir dağılımı adaletsizliği var, bozduğu bir gelir dağılımı adaletsizliği var. Üstüne üstlük fiyatla değer arasındaki ilişkinin koptuğu bir durum var. Bunun üstesinden gelmek gayet zor. Tek başına para politikasıyla olmaz. Her zaman diyoruz, evet. Merkez Bankası tek başına yapabileceği şeyleri yapıyor. Şimdi burada 36 hedefi başta iddialı bir hedef koymak iyidir dediler, koydular. Ama tabii, bu 6 ayda bir revize edilebilir bu hedef. Ben revize edilmesinde bir sıkıntı görmüyorum. Zaten revize nedir ki? 2 puan daha yüksek tutmuş. Buna da ulaşmayacak. Üst sınır %42'yi tuttururlarsa çok büyük başarı. Evet. Ama önemli olan bu konuda gayret sarf ettiklerini ve çalıştıklarını göstermekti. Daha önceki yönetimler, yani Sayın Berat Albayrak'tan bu yana 2018'den 2023'e 5 sene ne deniyorsa, ne hedefleniyorsa onun tersine götürecek politikalar uygulandı. Evet. Enflasyonu düşüreceğiz diye bankrot matbaasını çalıştırdı bu adamlar. Şimdi bazı arkadaşlar o şeye oksimoron diyen arkadaşlar şeye de kısıyorlar. Evet. Para basmak yanlış bir terimmiş, para yaratılırmış. Eyvallah. Yani her türlü aracı kullanarak satın alma gücü yarattılar ama üretim karşılığı olmayan bir satın alma gücü. Evet. Bu da enflasyona yol açtı. Çok net bir şey. Dolayısıyla şimdi bunun altından kalkabilmek o kadar kolay değil. Bir hedef değişikliği yapmışlar. Önemli. 2 puanlık bir hedef değişimi. Üretim büyümesinde, yani milli gelirin büyümesinde 2.1 ve 2.3'lük hedefler. Bunu şöyle söyleyeyim, bu hani büyüme gibi gözüküyor ama Türkiye'nin doğal büyüme oranı %5. Türkiye gibi bir ekonominin %5'in altında büyümesi, onun yarısının altında büyümesi ciddi olarak kişisel bazda, özellikle dar gelirli kesimin satın alma gücünde azalma olacak demektir. Yani biz hep diyorduk bu 2023 seçimlerine kadar geçen sürede sağ popülist politika uyguladı hükümet. Bundan sonra en azından istikrar programı, sol istikrar programı olsun. Zenginden, rantiyeden, arsa spekülatöründen, otomobil spekülatöründen, döviz, altın spekülatöründen devlet vergiyi alsın. Evet. Ha, kendi harcamalarını kıssın, kendine kessin faturayı diyorduk. Görünen o ki yine bu hükümet ve bu Merkez Bankası yönetimi sağ popülist politikanın üstüne sağ istikrar programı uygulayacak ki bu yine fakirden, fukaradan, garipten, gurabadan, işçiden, işsizden, emekçiden, emekliden toplanacak, gelir onların kursağından koparılacak lokma demek. Böyle olması bizi şaşırtmıyor çünkü Türkiye'nin 50-70 yıllık sağ iktidarlar tarihinde uygulanan istikrar programları hep fakirden, fukaradan acısını çıkardı enflasyonun, krizlerin. Şimdi de öyle olacak gibi geliyor. Gıda enflasyonun %35.50'ye düşecek diye bir tahminde bulunmuş 2024'te ve 2025'te %15. Keşke olabilse, inşallah olur, başarırlar ama bu gidişte öyle gözükmüyor. Yani %70'lerde, %80'lerde bir gıda enflasyonu var. TÜİK rakamlarıyla bize yansıyanı hepimizin kendi enflasyonu. Bugün bir yerde gördüm hocam. Pembe domates 179 lira. Ya pembe domates dediniz, bir kiloya 3 tane falan giriyor. Yani domatesin bir tanesi 45 lira falan. Ya olacak şey değil yani. Bu nasıl baş edeceğiz? Yani 45-50 liradan bahsediyoruz. Yemeyeceksiniz. Yemeyeceğiz, evet. Yemeyeceksiniz evet, diyor. Yani peki. Türkiye gibi Akdeniz memleketinde yazın domates yemeyeceğiz. Evet. Yani olacak iş mi? Yani bu işte dediğim gibi bu bir siyasi tercih. Siz geniş halk yığınlarından enflasyonu ilk önce seçim kazanmak için enflasyona razı oldunuz. Sonra enflasyonu düşürmek için geniş halk yığınlarına bedel ödetiyorsunuz. Halbuki enflasyon yükselirken de bedel ödeyen o halk yığınları, düşerken de bedel ödeyen halk yığınları olacak. Emekçi, emekli, işsiz, işçi, geniş maaşı çalışan kitlesi ama bir tarafta istakozlar yiyen, efendime söyleyeyim, çeşitli lüks arabalarla, lüks uçaklarla her tarafa seyahat eden bir grup, bir avuç insan zevk-ü sefa, keyf-ü sefa içinde yaşamaya devam edecek.
Bu bir cumhuriyet idaresinde, bir demokraside olabilecek şey değil. Olabilecek bir şey değil ama gün gelir bunlar da tarih yazar. Diye düşünüyorsun. Evet. Son cümleniz güzeldi. Buyurun hocam. Şimdi tabii ben sosyal medyadaki tartışmaları takip etmedim. Sabah bir saat falan bir vaktim vardı. Sayın Başkan'ı ve Başkan Yardımcılarını dinledim. Bence şöyle öne çıkan önemli başlıkları sunumdan onunla bir sıralayayım. Birincisi bence son derece iyi bir sunumdu. Çok şeffaf, açık bir şekilde her soruya cevap verdiler. Başkan, yani, iki başkan yardımcısı. Tabii. Görmek istediğimiz, yani derler ya, görmek istediğimiz hareketler diye Merkez Bankası'ndan tam böyle görmek istediğimiz hareketler. Doyurucu, her soruya açık ve içtenlikle cevap verdiler. Dolayısıyla ben son derece beğendim. Zaten hep söylüyoruz işte hem başkan hem başkan yardımcıları, diğer PPK üyeleri son derece kaliteli, bu işi bilen insanlar diye. Şimdi tabii şimdi birincisi zaten siz de söylediniz, hocam da söyledi. %36'dan %38'e revize etti ama üst bantta bir değişiklik yok. %42. Yani benim gördüğüm büyük ihtimalle üst banda yakın bir enflasyon olacak. Bekleniyor. Öyle bekleniyor. Yani işte belki 40, benim yani tahminim belki biraz daha yüksek ama o civarlarda bir enflasyon bekleniyor. Dolayısıyla 2025-2026'ya daha girmek istemiyorum. Tabii çok şey var. Nedir tahmininiz? Yani tabii şimdiden tahmin yapmak çok önemli. %14 gerçekçi bir yani tahmin. Yani biraz tabii 2025. Yani tabii nerede kapatacağımız önemli ama tabii %45'lerden ya ondan sonra ben çok net bir şekilde %30 civarlarında, 35-30 civarlarında çok ciddi bir enflasyonda katılık olacağını düşünüyorum. Aynen. Dolayısıyla yani oradan 30'lardan aşağı inmenin çok zor olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 2025 için biraz tabii %14 iyimser bir hedef olarak geliyor. Yine Sayın Başkan sıkı para politikasına vurgu yaptı. İşte Mayıs ayında tepe yapacağını %75-76 ile söyledi. Ama benim gördüğüm orada daha çok yani bahsederken enflasyonun daha çok bu yani Türkiye'deki enflasyonun talep kaynaklı olduğundan tam onu söylemedi ama söylediklerinden onu çıkardım bunu ben. Anlıyoruz. Evet bunu anladım. Yani daha çok talep kaynaklı olduğunu söyledi. Tabii hizmet fiyatlarındaki katılıktan bahsetti ama hep söylüyoruz. Yani Türkiye'de tabii ki talep kaynaklı bir enflasyon olduğunu ben de görüyorum ama işin arz tarafı da var. Onu da bence ihmal etmemek lazım. Yani maliyet işte yüksek, tarafı da var. Tabii maliyet tarafı var. Aynı zamanda yüksek karlardan gelen satıcı enflasyonu da var. Doğru. Onları da söylemek lazım. Bir de tabii şunu gördük, işte maliye politikalarında da enflasyon hedefine ulaşacak şekilde maliye politikalarının dizayn edilmesini beklediklerini, ana senaryonun bu olduğunu. Dolayısıyla yani şeye zaten tabii asgari ücrete yapılan zamların enflasyonu yukarı yönde tetiklediğini, bunu söyledi ve bundan sonra da kamu tarafından yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara yapılacak olan zamların enflasyon hedefi gözetilerek yapılacağını beklediklerini söyledi. Ana senaryonun bu olduğunu söyledi. Bir de tabii rezervlerle ilgili bir konuşması vardı. Yani Merkez Bankası'nın son zamanlarda rezervlerinin arttığını ve ama böyle bir hedef olmadığından bahsetti. Ama hep biz burada ne zamandan beri konuşuyorduk işte son değil mi? Bir seneden beri Merkez Bankası'nın rezervlerini. Şimdi baktığımız zaman ne zamandan da arttığını söylüyorduk. Şimdi Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu, buna bakmak daha sağlıklı. Bütün swaplar düşürmüş ve hazinenin kendi dövizleri, dolarları da düşürmüş. Kabaca söylüyorum rakamlar tabii, küsuratları var. 2023 Mayıs genel seçimlerinden önce net döviz pozisyonu, herhalde tarihindeki en kötü seviyede -$75 milyar evet. Net döviz pozisyonu. Şu anda da -$40 milyar, evet. 39 küsur galiba, doğru. -$40 milyar civarı net döviz pozisyonu. Bu ne demek? Yani yaklaşık bir sene oldu, geçen sene genel seçimlerden sonra yaklaşık bir senede Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu -75'ten -40'a iyileşmiş. Yani 35 milyar dolar. Peki. Merkez Bankası burada döviz almış. Soruyu soruyorum. Heh. Nereden giriyor bu para? Bu kadar. Çok güzel. Evet. Şimdi Merkez Bankası'nın dövizi almış. Bu kimin dövizini almış? Kimin dövizi? Artık bu kendi dövizi olmuş. Öyle tamam. Değil mi? Kimin nereden dövizini alıyor almış? Ve neyle alıyor? 30-35 milyar dolarlık bir defa iyileşme var. Kimin dövizini almış? Şimdi kimde döviz var Türkiye'de? Hane halkında var. Doğru. Değil mi? Şirketlerde var. Evet. Bir defa son datalara baktığımız zaman hane halkı ve şirketler fazla dövizlerini bozdurduklarını görüyoruz bir defa. Tamam. Bunu bir. İkincisi. İkincisi, şirketler bu sıralar tabii ki
TL kredilerindeki faizler çok yüksek olduğu için daha çok döviz kredisi alıyorlar. Bunu da son datalarda görüyoruz. Doğru. Mesela ben hafta sonu hemen söyleyeyim, maden fuarındaydım TÜYAP'ta. Orada tabii bazı şirketlerle görüştüm. Çoğu şirket, yönetim kurulu başkanı, bunlar da çok değerli şirketler bu arada, onu da söyleyeyim isim vermeden. Tabii Türkiye'nin ihracatına katkı yapan şirketler. Çoğu tabii ki TL kredi, çoğu faizlerin, finansman maliyetlerinin çok yüksek olduğundan yakındılar, söylediler. Haklılık payları da var. Faizlerin çok yüksek olduğundan, TL faizlerin, kredi faizlerinin. Dolayısıyla döviz kredisi her türlü aldıklarından ve bundan sonra da döviz kredisi alacaklarından bahsettiler. Şimdi şirketler bunu döviz kredisi alıyorlar tabii daha düşük maliyette. 6'dan, tabii. 7'den, 8'den neyse. Dün Hakan Aran da bunu söyledi. Söyledi artık mi? Dövize tabii. Endeksi kredi veriyoruz. İki, doğru. Çünkü niye? İki sebep var bunda. Birincisi hem şirketler TL faizleri çok yüksek. Tabii. Ondan sonra TL faizi ödemek istemiyor. Bir miktarda ihracat yapıyorsa otomatikman kendi doğal olarak hece ediyor. Ve bu yüksek faiz politikasından dolayı bizim de söylediğimiz gibi TL'nin çok fazla değer kaybetmeyeceğini, dövizin değer kazanmayacağını düşündükleri için döviz kredisi alıyorlar. Dolayısıyla şimdi alıyorlar bu döviz kredisini, tabii ondan sonra burada şey yapmak için TL'ye çeviriyorlar. Dolayısıyla bu da Merkez Bankası, bankalar kredi veriyor, şirketler alıyor bu krediyi, ondan sonra tekrar TL'ye çeviriyorlar. Buradan da Merkez Bankası döviz rezervlerini arttırmış oluyor. Bir de esas tabii ideali olan bu, yabancı girişleri var mı? Tabii zaten FDI dediğimiz doğrudan yabancı yatırımcı girişi çok az olmuyor. Ama daha çok portföy girişleri var. İşte son bunu iki haftada da gördük hem hisse senetlerinde hem tahvil piyasasında. 2023 genel seçimlerinden sonra bakın ben baktım kabaca yaklaşık 4 milyar dolarlık nette hisse senedi almış yabancı yatırımcılar. Kabaca da 2,5 milyar dolarlık da devlet iç borçlanma senetleri almış nette. Yani 6-6,5 milyar dolardan da oradan bir Merkez Bankası'nın rezervlerine katkı var. Son iki haftadan beri işte son galiba 761 milyon dolarlık yine bir tahvil alışı var. Dolayısıyla yani Merkez Bankası kimin dövizini alıyor? Üç tane şey var. Birincisi hane halkı ve şirketlerin dövizi. İkincisi şirketler döviz kredisi alıyorlar, sonra TL'ye çeviriyorlar. Yine yani şirketlerin dövizi. Bir de daha az olmak koşuluyla yabancı girişleri var. Portföy girişleri var. Onları alıyor. Yani aslında burada ne oluyor bakın. Döviz transfer oluyor, el değiştiriyor. Yani aslında ülkeye önemli olan aslında burada nedir? Yerden döviz girmiyor. Yani işte çok az giriyor ama bundan sonra biraz daha girmesini bekliyoruz işte. Ama... risk primleri düşüyor. Önce sıcak para bekliyoruz, yavaş yavaş geliyor. Sonra belki gelirse çok daha uzun vadede FDI gelirse en sağlıklısı bu doğrudan yabancı yatırımcı. Şu anda döviz el değiştiriyor. Bakın risk el değiştiriyor. Yani özel sektör döviz kredileri artıyor özel sektörün. Dolayısıyla özel sektör döviz riskini alıyor. Bu sefer. Tabii. Eskiden Merkez Bankası'ndaydı şey, tabii, değil mi risk. Döviz riski. Ne oldu Merkez Bankası en son şeyde? Zarar açıkladı. Niye? Döviz açık pozisyonu olduğundan açıkladı. Tabii. Bir de kur korumalı mevduattan. 818 milyar TL. Tamam işte döviz açık pozisyonu olduğundan açıkladı. Bir de kur korumalı mevduat ödemelerinden dolayı açıkladı. Şimdi bu döviz riskini yavaş yavaş kimler alıyor? Özel sektör alıyor. Evet. Çok net bir örnek vereyim. Siz çok iyi hatırlayacaksınız. 2018 yılında hatırlarsanız, özel sektörün, şimdi tam rakamı hatırlamıyorum ama net döviz pozisyonu, net döviz açığı vardı çok yüksek bir şekilde. Doğru. 2018 yılında. Evet. O zaman Merkez Bankası rezervleri bu kadar ki pozitifti yani. Tabii. Böyle, evet. Negatif değildi swap harici net rezervler veya net döviz pozisyonu. Ondan sonra 2018 yılından sonra işte biliyorsunuz Rahip Brunson krizleri oldu, şu oldu, bu oldu falan filan. Artık özel sektör ne yaptı? Yavaş yavaş net döviz açık pozisyonunu azalttı. Ne oldu bu sefer? Merkez Bankası Bankası'na devretti. Devretti. Şimdi bunun tam tersine tersi dönüyor. Tam tersi oluyor. Onu hani aslında anlatmak istedim. Burada tabii şey de çok önemli. Şimdi tabii bu Merkez Bankası ne yapıyor? Bu dövizleri alıyor, değil mi? Ona döviz alıyor. Dolayısıyla piyasaya TL veriyor. Ondan sonra tam bunu soracağım. Yani bu TL'yi basıyor. Değil mi? Basarak yani mı? Şöyle, nereden alıyor? Döviz alıyor. Tabii ama döviz, bunu azaltması lazım. Sterilizasyon yapıyor. Tabii. Döviz alıyor tabii TL veriyor. Kur korumalı mevduat ödemeleri var TL cinsinden. Veya Merkez Bankası yerel bankalarla swap yapıyor. Yerel bankaların dövizlerini alıyor, onlara TL veriyor. Dolayısıyla piyasada ne zamandan beri bir
zaman zaman likit de fazlası oluşuyor. Bu da çok önemli olduğunu söyledi Sayın Başkan evet. Fatih Karahan. Likitte yönetimi açısından. Dolayısıyla siz piyasadaki bu fazla likitteyi geri emmek, çekmek durumundasınız. Sterilizasyon yapmak durumundasınız. Neden? Çünkü bu fazla likitte bir defa mevduat faizlerini aşağı doğru baskılayabilir. O dolayısıyla böyle bir durumda direkt değil ama dolaylı yönden enflasyon üzerinde olumsuz bir durum yaratır. Evet. Öyle değil mi? Mevduat faizleri daha da düşerse, Merkez Bankası bir ara öyle dedi, istediği seviyeye gelmezse. Dedi ki biz bunu dedi sterilizasyon yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz dedi. Zorunlu karşılıkları arttırıyoruz dedi. Tabii. Bu dedi geçici bir şey değil ama dedi. Ama diğer yandan dedi yurt içi olan bankalarla swapları azaltıyoruz dedi. Oradan dengeliyoruz dedi. Bir de işte en son TL depo ihalelere başladı. Dolayısıyla bu da önemli bence sunumdan çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi. Yani ben dediğim gibi sayın tabii yani burada tabii şeyi de gördüm. Ben yani zaten burada büyüme tahminleri de var değil mi? 2024 için, evet, evet. için %2.1 ve %2.3 ondan sonra. Yani dolayısıyla burada Merkez Bankası enflasyonu daha çok talep kaynaklı gördüğü için Türkiye'de de çok net büyüme talep odaklı yani Türkiye'nin büyüsüne, büyümesine, kompozisyonlara baktığınız zaman değil mi? Talep odaklı olduğunu görürsünüz büyümenin. Özellikle özel tüketim harcamalarından dolayı büyümeye çok ciddi katkılar evet. geliyor ne zamandan beri. Aynen. Dolayısıyla net bir şekilde bunu görüyoruz. Merkez Bankası hem enflasyonu talep odaklı gördüğü için büyümede aynı şekilde. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek için ne yapmak lazım? Ekonomiyi yavaşlatmak lazım. Dolayısıyla Merkez Bankası işte ekonominin hem 2024 hem 2024 bu yıl hem de 2025 yılında potansiyel bizim ortalama büyüme oranımız olan kabaca değil mi? %4-5 civarı diyelim. Evet, onun altında. Ondan çok altında işte zaten büyümeye. O çıktı açığını da görüyorsunuz evet, değil aynen, mi? Aynen, o da çıktı aynen. açığı da var orada onu da görüyorsunuz. İşte bu sene %2 gelecek sene de %2.3 civarında büyümesi. Bir büyüme olacağını tahmin ediyor. Ama dediğim gibi ben şurada son bir şey daha söyleyeyim. Enflasyonun arz yönlü tarafı da var. Satıcı enflasyonu da var. Yüksek kar evet. enflasyonu da var. Yani biz bunu ne zamandan beri yaşıyoruz? Yani şu an için Türkiye'de çok fazla maliyetlerde artış olmuyor. Kur hatta aynı yerinde sayıyor. Ama bir bakıyorsunuz bir ay önce yani yediğiniz bir yemek olabilir, aldığınız mal ve hizmetin fiyatı bir ay sonra çok daha fazla kesinlikle. Artmış oluyor. Yani Merkez Bankası gördüğüm kadarıyla bu şöyle düşünüyor. İşte burada talep devam ediyor. Hem işte yapılan zamlardan dolayı talep devam ettiği için bir de öne çekilmiş talep var. Dolayısıyla firmalarda bu istedikleri gibi kar marjını maksimize edebiliyorlar. Brüt kar marjlarını ne yapabiliyorlar? Arttırabiliyorlar. Ama eğer ki işte bu tabii Sayın Cevdet Hoca da gecikmeden de bahsetti değil mi? Hep söylüyoruz para politikasının gecikmesinden. Kredilerde azalış olacak. Dolayısıyla bu talebi azaltmaya çalıştıklarını söyledi açıkça. Bu talep azalınca firmalar bu sefer öyle düşünüyorlar. O işte brüt kar marjlarını da ne yapmak zorunda kalacaklar? Düşürmek zorunda kalacaklar diye düşünüyorlar. Ana senaryoları da bu. Ben 3 dakikamız var. Bir şey evet, söyleyeyim. İlave edeceğiniz her bu, şeyi edebiliriz. Talep yönlü bir enflasyon, talep artışından dolayı ana sebep o enflasyon evet. var. Bunu nereden görüyoruz? En rahat hocamın dediği gibi Merkez Bankası'nın da şeylerinde var, internet sitesinde var, çıktı açığı. Önemli bir kriter. Bir kriter de işsizlik. Bizim bildiğimiz yani 2,5-3 doğal işsizlik oranıdır ama Türkiye'de 3 aşağı 5 yukarı yapılan bir sürü araştırma var Nayru hakkında yani enflasyonu evet. arttırmayan doğal işsizlik oranı. 3 aşağı 5 yukarı şu anda %10 Türkiye'nin Nayru'su. %10 işsizliğin altındaki her rakamda enflasyon artmaya devam eder. Dolayısıyla sizin işsizliği en azından %10'a getirecek bir sıkılaşmaya gitmeniz lazım. Hocam bu çok kötü bir durum diyeceksiniz. Evet kötü bir durum. Yapısal işsizlik var. Onu da para politikasıyla, maliye politikasıyla çözemezsiniz. Sosyal politika lazım. Zaman lazım. Ama şu an acil enflasyonu düşürmemiz lazım. Bu da bizim için en azından %8-9'larda değil de %10'larda bir işsizliğe gidene kadar artık para politikası yaptı yapacağını maliye politikasında sıkılığın gerekli olduğunu söylüyor bize. O kesin yani. Peki. Çok teşekkür hocam. Çok teşekkür. Bir haberimiz var. Daha doğrusu bir bağlantımız. Onunla bitireceğiz. MÜSİAD tarafından Türkiye'nin Gücü Ödülleri Gecesi düzenleniyor. Muhabirimiz Suat Dural aktarıyor.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni'ndeyiz. Yanımızda MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Mahmut Asmalı var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. 34 yıl geride bırakan bir kültürden, bir dernekten bahsediyoruz. Öncelikle 34 yıllık MÜSİAD kültürünü ve MÜSİAD Derneği hakkındaki görüşlerinizi almak isteriz. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi 9 Mayıs 1990 yılında kuruldu. Kuruluşumuzdan bu yana hakikaten Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine, insanımızın refahı arttırılmasına yönelik MÜSİAD büyük bir çabanın içinde 7/24 gece gündüz demeden gönüllü olarak dünyanın pek çok bölgesinde ve ülkemizin bütün şehirlerinde faaliyetlerine devam ediyor. Şu an MÜSİAD geldiği durum itibariyle 83 ülkede 99 şubesi var. Yurt içinde 84 şubesi var. 14 bini aşkın üyesi var. Toplamda 60 bin şirkete hitap eden, 2 milyon istihdam sağlayan çok büyük bir sivil toplum örgütü. Hem yerelde hem globalde büyük bir ağa sahip, güçlü teşkilata sahip bir sivil toplum örgütü. MÜSİAD tabii geldiğimizden günden bu yana, kuruluşumuzdan beri birçok ödül törenleri yapıyor. Bu ödül törenlerini bugün Türkiye'nin Gücü Ödülleri adı altında birleştirdik. İlkini 2 sene önce yapmıştık. 2 sene sonra da bugün inşallah ikincisini yapacağız. Ve Türkiye'nin gücüne güç katanlara 9 kategori bir de jüri özel ödülüyle beraber toplam 10 dalda ödül vermiş olacağız. Bir de aynı zamanda güncel bir soru sormak istiyorum. Bugün Merkez Bankası ikinci yılın ikinci enflasyon raporunu yayımladı. Yıl sonu enflasyon tahminini 2 puanlık bir revize ile %38'e çekti. İş dünyası olarak yıl sonu Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon raporunu nasıl görüyorsunuz? Bence dengeli ve iddialı görüyorum açıkçası. Biraz daha yukarılarda bekliyorduk ama Merkez Bankası'nın bu noktadaki sıkı para politikası ve kararlı duruşunu hep beraber takip ediyoruz. Dediğim gibi yani beklenti 40'ların üzerindeydi belki, 42 seviyesindeydi ama 38 gibi iddialı bir rakamda tuttuk. Daha önceki toplantılarında da iddialı olmak gerekir, iddialı olmamız lazım demişti. Bu manada önemli buluyoruz. Ayrıca bugün yine açıklanan bankaların zorunlu kredi karşılıklarının serbest bırakılması, kaldırılması kararına çok doğru buluyoruz. Bu noktada bankaların kredi verme iştahı biraz daha artacak, kolaylaşacak. Yani orta vadeli planda zor bir dönemden geçtiğimiz bir yıl bu sene. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi ama esas 2026'da tek haneli rakamları göreceğimiz güzel günleri bekliyoruz. Dolayısıyla sabırlı ve kararlı olmak lazım. Zor bir dönemden geçiyor. Sadece Türkiye değil, bütün dünya zor bir dönemden geçiyor. İnşallah şu anda ki programın meyvelerini gelecek yıllarda çok daha etkilerini hissedeceğiz diye düşünüyorum. Son sorum olmuş olsun başkanım. Türkiye 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir dram yaşanıyor. Türkiye'de karşılıklı olarak ticaretle ilgili bir kısıtlama kararı aldı. İş dünyası olarak bu kararı nasıl yorumluyorsunuz? Çok olumlu buluyoruz. Hani niye geç kalındı eleştirileri hep oldu. Hatta seçim öncesi bunu siyasi propaganda olarak kullanan siyasi partiler de oldu. Ama şunu belirtmek lazım. Türkiye uluslararası küresel ticaretin bir parçası. Dolayısıyla 25 Mart'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun acil ateşkes çağrısı vardı hatırlarsanız. Hatta ilk defa Amerika Birleşik Devletleri çekimser kaldı ve o madde geçti. Ama buna rağmen o kararı tanımıyorum, yok sayıyorum diyen bir irade oluştu. Dolayısıyla dünyanın en büyük organizasyonunun aldığı bu kararı tanımıyorum, yok hükmündedir benim için diyen bir yapıya karşı, bir zihniyete karşı bundan sonra atılması gereken adım artık ekonomik ambargodur. Dolayısıyla Türkiye'nin 2 Mayıs'ta aldığı Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardım faaliyetlerinin girişine izin vermesi süresi boyunca uyguladığı ithalat ve ihracat yasağını çok doğru buluyoruz. Bu manada dünyada bir ilk olması hasebiyle de çok kıymetli buluyoruz. Ben inanıyorum ki dünyanın vicdan sahibi ülke devlet başkanları da bu karara iştirak eder ve Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren zulüm bir an önce sona erer ve o bölgeye de bir an önce huzur gelir diye temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Mahmut Asmalı ile birlikteydik. Sözü yeniden stüdyoya bırakıyorum.